Sırada kitap sevgisiyle kendine hayran bırakan Afife teyzenin hayat hikayesi var. 62 yaşındaki Afife küçük benli şehir hayatından sıkılarak göç ettiği köyünde kendini okumaya adadı. Hepimizin hayali olabilir. Özellikle haber merkezlerinde böyle kendisini sakin bir yere atıp sadece kitap okumak isteyen çok fazla arkadaşımız var. Dönem dönem tanık oluyoruz. E, Afife teyze Tolstoy'dan Dostoyevski'lere kadar yüzlerce kitabı okuduğu Anadolu'nun gizli kalmış köşesinden kitap aşkını anlattı. Ekranlarınıza getireceğiz şimdi. İlk okuduğum kitapları unutmam. İnce Mehmet, Çalı Kuşu, Halid Edip Adıvar'dan, Yakup Kadri'den Yaban. Mesela onları okuyor. Onları bulabildiğim için onları okuyordum yani. Sonra sonra mesela yabancı kitaplar da okumaya başladım. İlkokul mezunu ama o bir kitap aşığı. Türk ve dünya klasiklerinin neredeyse tamamını okudu. Şehirden köye göç etti. Kitap ve ile iç içe bir hayat sürdü. <laughs> çığ, 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 çığ. Afife Küçük Benli 62 yaşında. Şehir hayatından uzak bir yaşam istedi. 15 yıl önce Kayseri'deki Sekidağ eteklerindeki bir köye yerleşti. Annesi istemediği için ilkokuldan sonra okula gidememişti. O da yıllarca eksikliğini hissettiği kitap aşkını köyüne taşıdı. Yani şehirde olsak ne olacaktı ona kadar yatacaktık. Ondan sonra kalkıp bir kahvaltı yapıp birimiz televizyon birimiz gazetesinin başına. Bana göre bir hayat değildi. Onun için burayı seçtik. Kitapları, keçileri ve koyunları var. Eşiyle beraber çobanlık yaparak geçiniyor. Kitap aşkı hiç bitmiyor. Kitap insanı birçok kötü alışkanlıklardan da koyuyor. Evde bir kavga çıkacak olsa karı koca sen kitabını alıp bir kenara çekildiğin zaman sus pus oluyor her şey. En çok Dostoyevski'nin suç ve cezası Tolstoy'un Anna Karenina'sı etkiledi onu. En büyük sıkıntısı ise okuduğu kitabı tartışacak birini bulamamak. Okuduğum bir kitabı da birileriyle paylaşmak çok hoşuma giderdi herhalde. O bir bence bir eksiklik oluyor bende. Afife teyzenin hayatta üç hedefi vardı. İlki kendisinin alamadığı eğitimi çocuklarının alması. İkincisi üretmek. Üçüncüsü ise okuyabildiği kadar okumak. İlk ikisini gerçekleştiren Afife teyze, şimdi üçüncü hedefi için kendini kitaplara adadı. Dünyaya ve insanlara bakış açımı değiştirdi, doğaya bakış açımı değiştirdi. Komşumla iyi geçinmeyi öğrendim. Yani kendimle iyi geçinmeyi, kendimle barışık olmayı da öğrendim kitaplardan. Kaş süslü kaş.